Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii 4-5 müsabaka iyi gitmesi, olayların daha sonra zor müsabakaların başlaması, şampiyonluğu oynayan takımların devreye girmesi, ister istemez zorluk derecesini yükselten maçlara başlıyoruz. Onlardan bir tanesini de bu hafta oynayacağız. Oyuncuların gerçeklerle yüzleşmesi konusunda özellikle çaba gösteriyoruz. Şimdi her takımın kendi gerçeği var. Bir de rakiplerin de değerlendirmeleri var. Onları da gerçekçi yapıyoruz. Ve umutlarımız ve beklentilerimizi bu bilgiler üzerine şekillendiriyoruz. Ama futbolun biliyorsunuz cazip tarafı hiç başlamadan, maç başlamadan hiçbir takımın şey olmaması, galip gelmemesiyle alakalı. Çünkü maç oynandıktan sonra belli oluyor. Şu an psikolojimiz çok iyi. Özellikle bizim ve arkadaşlarımızın. Çünkü geldiğimiz nokta en dipteydi. O halde yapabileceğimizin en iyisini yapıp ne kadar çıkarabilirsek bu takımı o kadar çıkarmak için uğraşıyoruz. Dolayısıyla kaybedecek hiçbir şeyimiz yok bizim. Yani çok amiyane bir tabir kullanalım. İzleyiciler de izin verirse. Ölmüş eşek kurttan korkmaz. Öyle değil mi? Dolayısıyla biz elimizden gelenin en iyisini yaparak yolumuzu çizip devam etmek istiyoruz. Beşiktaş'ın oyun şekli ve Beşiktaş'ın artıları ve eksileri üzerinde tabii ki ister istemez bir hazırlık yapıyorsunuz. Biz de o hazırlıklarımızı yaptık. Kendi gücümüzü maçın önemli ve büyük takıma karşı oynanmış olmasının da getirdiği, oyuncuda üreteceği yüksek bir direnç ve psikolojiden de faydalanmak istiyoruz. Onu da sahaya yansıtarak iyi bir saha duruşuyla yapabileceğimizin en iyisini yapıp alabilecek olduğumuz puanları almak ya da puanı almak gibi düşüncemiz var. Dediğim gibi asla teslim olmuyoruz. Umutlarımız tükendiğinde biz zaten tükeniriz. Dolayısıyla sonuna kadar devam edecek. Haftanın maçları da sizin lehinize gelişti. Ama yine de tabii mağlubiyetler insanın psikolojisini biraz olumsuz etkileyebiliyor yani. Bunu oyuncularımızdan bu psikolojiyi uzak tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yönetimin de bu yönde çok büyük çabası var. Mesela bu akşam da birlikte bir yemek yiyeceğiz. Sağ olsun yönetim kurulu. O da bizim işimizi kolaylaştıran şeyler. Çabalar, çalışmalar. Ekonomik olarak oyuncularımızın bir sorunu olmaması yönünde çok büyük bir gayret var. Kafalarının rahat olması bizim açımızdan da çok iyi. Taraftar her zaman tepkilidir. Yani kendi takımını sevdiği için ona sahip çıkmak ister ve onunla aidiyet duygusunu geliştirmek ister. Onların hakkıdır bu. Ama o gün orada bizimle ilgili olumsuz düşünceleri yansıtanların farklı hesapları olduğuyla ilgili bazı şeyler söylendi. Onu da kendileri bilir. Yani bu camia 100 yıllık bir camia. Eğer hala taraftarı belli bir olgunluğu ve belli bir stratejiyi, belli bir alçak gönüllülüğü yakalayamamışsa o onun sorunu, onların sorunu, o kişilerin sorunu. Biz zor fikstürün de bize getirdiği baskıyı yaşıyoruz. Üstesinden kalkabileceğimiz kadar kalkacağız yani bu işin.